Ses kontrol. Hadi başla. Kara gözüm, kara kaşım, konumuz ulaşım. Nasıl girdim? Merhaba arkadaşlar, ha bu arkadaşım Murat Çakır, ha bu arkadaşınız da Murat Karagöz. Evet. Size bugün ulaşım konusu. Genel olarak ne işle uğraşıyorsun Murat'cığım? Kolpa. Öğretmenlik yapıyorum, evet. Coğrafya öğretmenliği. Aa, sen ne işle uğraşıyorsun? Sıvacıyım. Allah Allah, güzel. Bravo. Bize bir ulaşım anlat da keyfimiz tabii, yerine tabii. Ulaşım ne? Bana bir söyle hele bir. Şuradan şuraya ulaşayım. Heh. Anladın mı? Bir yerden bir yere mal, hizmet veya insanların taşıma, bu şeyde götürülmesi. Malları kamyona yükleyip götürüyorlar. Evet, tam bir ulaşım tabii ki. Ulaşım, mal ve şey hizmet. Peki bu mülteciler kaçak kamyonların arkasına falan sıkıştırıyorlar. O da ulaşım. Peki bu ulaşımı neler vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz? Bu nereleri kullanıyoruz? Yani ulaşım ağları neler? Evet. Sırasıyla buraya bakalım. Karayolu, evet. Deniz yolu, demir yolu, hava yolu ve boru hatlarıyla ulaşım. Yani petrol ya da doğalgazın boru hatlarıyla bir yerden bir yere taşınması olay da bir ulaşım. Ya yani. Ben de adamlar borunun içine koyup koyuyorlar. Üflüyor ağrıdan. Adam gidiyor. Evet, bunlardan ilki karayolu. Aslında insanlık tarihinin en eski ulaşım türü karayolu. Alnında bir kara leke diyebilir miyiz? Evet, evet. İnsanlık tarihinin en eskisi bu. İlk başta yürüyerek, arkasından da bazı binek hayvanlar vasıtasıyla. Tekerin icadıyla. Antilop. Evet, antilop kullanmıyorlar da. At gibi arkadaşlar. Bunlar vasıtasıyla ulaşımı çeşitlendirmiş oluyorlar. Bu vasıtasıyla dünyadaki geçmişteki en eski yollardan bahsedelim istersen Muratcığım birazcık. Evet. İster misin? True, evet. Evet. Bunlardan ilki kral yolu. Nerede? Bu Anadolu'dan başlıyor. Sart'tan değil mi? Hı-hı. Sart dediğimiz bugün Manisa çevrelerinin olduğu yer. Sart'tan başlıyor. Mezopotamya'ya kadar değil mi? Suriye'nin olduğu yerlere kadar, evet, uzanıyor. Kuzeyine kadar gidiyor. Evet. Neydi? Ninova'ya kadar. Ninova, gidiyor. Evet. Bu kral yolu olarak ifade ediliyor. Sardos'un en eski yollardan biri kardeşim. Aynen öyle. Sardos. Dünyanın en eski yollarından bir tanesi. Bir diğeri İpek yolu. Nerede üretiliyordu İpek? Çin. Çin'den başlıyor. Avrupa'ya kadar uzanıyor. Evet. Anadolu'da bu İpek yolunun güzergahlarından bir tanesi. 4 gidiş 4 geliş. Evet. Bayağı geniş ha. Evet. Neden olsun, o dönemde de iyi yapmışlar. Bir diğeri baharat yolu. Nerede baharat? Hindistan'da. Nereye lazım? Avrupa'ya. Bu da Hindistan'dan Avrupa'ya kadar gerçekleşen o zaman ticaret. O evet. Zaman bir gemi baharat götürüyorsan bir gemi de altın alıp geliyormuş karşılığında. Öyle mi? O kadar değerliymiş tabii. İyiymiş lan. Adam boşuna mı yol yapmış bunun için? Çok iyi ya. Bir diğer arkadaşlar Kürk yolu. Bu nerede Kürk lazım olur? Kürk soğuk yer. Soğuk yerde lazım olur. Ne yapıyorlar? Özellikle Karadeniz'in kuzeyinde İpek yoluna paralel olarak Çin'e uzanan bir Kürk yolu. Evet. Bir de Çin'den Rusya'ya uzanan çay yolu var. Bu bizim Ankara'daki çay yolu değil Muratcığım. Villası. O değil. O değil değil mi? O değil. Yok. Ha, bu Ankaralı Namık, büyük filozof Ankaralı Namık bu çay yolunda villasını bu ticaret yoluyla ilgili yazmamış. Yok. Ben onu hep dinlerken sanki Ankara çay yolu. Ha. Aynen. Özür dilerim. Bu ne yapıyor? Çin'de çay var. Ruslar da çaya alıştırıyorlar Rusları. Sıcak diyor, soğuk ya. Atıyor, soğuk da diyor. Bunu şöyle demliyorum diyor. İçiyorum diyor. Altında diyor açık bırak ki soğumasın diyor. Kahvehane kültürü başlıyor Rusya'da. Ondan sonra bunlara çay satmaya başlıyorlar. Bir diğeri Kehribar yolu. Çok iyi değil mi lan? Kehribar. Daylar tesis çekiyorlar. Şıkır şıkır gidiyor yolda. Şey eli belinde volta atıyorlar yolda. Bunda olay Baltık Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne doğru ulaşan bir yol. Yani kuzeyde Norveç, İsveç'in o doğusundan oradan, Baltık'tan evet. Bizim Adriyatik'e nereye o? Balkanlarla İtalyan arası. Alpleri geçiyorlar. Evet. Alplerden nereye iniyorlar? Hatta şuraya koyalım Adriyatik'i. Gösterelim. Bir diğeri arkadaşlar Likya yolu. Seninle burada bir süre yolculuk yapmıştık. Evet. Yaklaşık 300 metre. Evet. Bir de hayalimiz vardı bu Likya yolunu bisikletle yürüyerek. Sonra baktık ki ikisi de pek mümkün görünmüyor. Değil. Biz de bıraktık. Bu nerede bu arkadaşlar? Fethiye'den Antalya'ya uzanan tarihi bir yol. Bu Olimpos şehrinin falan değil mi? Evet. Antik şehrinin falan olduğu tam Konyaaltı plajında bitiyor. Orada bitiyor. Ne yapıyorlar? Fethiye'den başlatıyorlar. Kıyı boyunca devam ediyor. Bunlar evet. Tarihteki ilk yollar. Peki. Tarihteki ilk asfalt yol, ilk modern yol İngiltere'de yapılmış. Evet. Bunu biliyor muydun? Biliyordum. Niye yapılmış? Çünkü orada buharlı makina icat oluyor. Artık yavaş yavaş o arabalar da icat oluyor. Kamyonlar buharlı. At arabası bozuluyor. 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 Kırılıyor. Evet. Buharlı makine çıkıyor, at arabası bozuluyor. O zaman ilk modern yolun İngiltere'de olduğunu unutmayın. Aynen öyle. Bu da güzel bir bilgi. Teşekkür ederim zannettiğin için. Bunun dışında dünyada karayolu ağının en çok geliştiği yer Avrupa. Özellikle Batı Avrupa. Evet. ABD dünyada en uzun karayolu ulaşımına sahip ülke. Evet. Hep otobanlar var filmlerde. Aynen öyle. Var. Motorlu araçların özellikle 1890'lı yıllardan itibaren işte sanayi devrimiyle birlikte, ortaya çıkışla birlikte ne yapıyor? Karayollarda önem kazanıyor. Asya kıtasında ise Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde de yine
karayolu uzunluğu oldukça fazla. Bunun dışında... Tabii ki gelişmiş ülkelerde evet. daha fazla karayolu değil mi? Bir tane söz var Muratcığım. Bana bunu açıklar mısın? Şöyle bir söz var. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Ha, eski antik Roma yollarından bahsediyor. Roma şunu bir anlat hele bir. Roma yolları biliyorsunuz Roma büyük bir imparatorluk evet. ve çok geniş alana yayılmış. Yani düşünün ta Avrupa'dan başlayıp doğuya kadar gidiyor. E haliyle hem ticaret gelişmiş hem de bu ülkeyi, büyük İdari imparatorluğu merkezi. Yönetmek için haberi hızlı ulaştırmanız evet. lazım. O zaman telgraf yok, telefon yok, MSN yok, WhatsApp yok. Evet. Nasıl göndereceksin? Ulaklarla. Aynen öyle. Ulakların hızlı gidebilmesi için çok da geniş olmayan yani 4-5 metre genişliğinden evet. fazla tek geliş gidişlik taşlardan oluşan yollar yapmışlar. Ama sağlam değil mi? Evet çok. Bu Roma yolları onun için diyorlar. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Biliyorsun Roma'nın da bir ünvanı var zaten. Dünyanın Dünya başkenti. Evet. Dolayısıyla ulaşım ağı da Roma'ya doğru tam o dönemde gelişmiş. Ya o zaman karayolunun şöyle bir özelliği var mı? En ucuz da değil, en pahalı da değil ama bir özelliği var. Her yere ulaşabilirsiniz. Evet. Karayoluyla her yere ulaşabilirsiniz. Çok ucuz değil. Pahalı sayılır bazı yerlerde. Evet. Çünkü bir kere de çok fazla yük taşıyamıyor. Evet. Ve ama ulaşılabilirliği kolay. Yani her yere karayolu yolluyorsun. Aynen öyle. Ve en güvensizi bu. En çok can kaybının yaşandığı şey bu. Şey için olabilir mi? Daha fazla kullanıldığı için daha olabilir mi? Daha fazla mi? Kullanılıyor. Ondan sonra hız yapabilir. Şimdi gemide hız yapamıyorsun kardeş. Şeyde de düşük hızda gidemiyorsun uçakta. Hepsinin bir çünkü rotası ve belli hızı var. Ama evet. araba kullanıyor mesela sen. Benim keyfime kaldı. Mesela 80 km hıza çıkıyorsun. Bu çok devasa hızlar. Evet. Arabanın 1890 model olduğunu düşünürsen. Evet doğru. Geldik deniz yoluna. Evet. Bu aslına bakarsanız en ucuz ulaşım yolu. Sudan ucuz diyorum ben bunu. Evet. Çok ucuz. Maliyeti oldukça düşük. Neden? Zaten suyun üzerine gidiyor. Bunu engelleyecek çok bir şey yok. Başladığında devam ediyor. Asıl önemli mesele, bakın fotoğrafta, görselde de var arkadaşlar. Çok fazla yük taşıyor. Yani birim maliyeti düşüyor. Taşıyan evet. malın birim maliyeti düşüyor. Dolayısıyla tamam belki gemi çok fazla mazot yakıyor ama evet. taşıdığı yük çok daha fazla olduğu için ucuza gelmiş oluyor. Şunu diyebilir miyiz? Attığı taş ürküttüğü kurbağaya aynen değiyor. Öyle. Ama Dursun diyor ki kardeşim son yıllarda diyor dolardan dolayı diyor ithalat diyor biraz diyor kötüye gidiyor diyor. Evet, bunu... Eskiden diyor şu diyor konteynerin birini diyor 3000 dolara getiriyordum diyor. Şimdi 11 bin dolar falan oldu diyor. Ama bunun doların yükselmesiyle ne ilgisi var? Küresel ticarette de bazı. Küresel ticarette de sıkıntı varmış. Şu Evergreen falan da kapattı yolu. Demek ki yeni bir döneme giriyoruz. Evet. Ona göre konumlanmamız gerekiyor Muratcığım. Şirketlerimizi tarafımızı evet belirleyelim. Benim abi. Evet yani şirketlerimiz ona göre planlamamız gerekiyor. Evet. Bir oturup şimdi, bu konuyu konuşalım. Şimdi karayolu en eskisi. Evet. Karayolundan sonra bu var ve bu daha çok coğrafi keşiflerden sonra gelişiyor coğrafi özellikle keşifler. Gemilerin icadı değil mi? Yelkenli evet. gemiler vesaire. Bu süreç hızlanıyor. Evet şimdi coğrafi keşiflerden sonra bir şey daha oluyor. O da deniz yolunu çok geliştiriyor. Buharlı makinelerin bulunması. Buharlı makinelerin bulunmasıyla artık gemiler eskiden habarara habarara diye çekiyorlardı. Böyle hatta Tarkan'ın filmlerinde evet, var. Evet. Rum, davulu davulu. Rum tata diye böyle zincirler kurmuşlar. O artık yok. Onun yerine dizel motorlar evet. değil mi? Evet. Şimdi mesela taşınan yüklere bakın. Ha bu arada şeyi karıştırmayın arkadaşlar. Yunanistan mesela dünyada en çok yükü taşıyor sözde. Ama bir bandıra diye bir şey var. Evet yani bayrağı hı. aslında geminin değil mi? Filaması. Evet. Aslında. Yani bandıra veriyor. Bir kardeşim bir şey oldu. Bir su iç. Şimdi ülke ne veriyor? İsim hakkını veriyor. Franchising veriyor. Aynen. Geriye. Diyor ki sen benim adıma diyor ticaret yapabilirsin diyor. Benim bayrağımla. Evet bu mesela bunu Yunanistan çok yapıyor. Panama çok yapıyor değil İsviçre. Mi? İsviçre yapıyor. İsviçre'nin biliyorsun hiç denize kıyısı yok. Ama evet. dünyada en fazla filoya sahip ülkelerden birisi evet. İsviçre. Yani deniz yolu o zaman bir kere de çok yük taşındığı için, evet. daha fazla yük taşındığı için ucuz. Aynen. Ve her çoğu yere de ulaşabiliyor. Evet, asıl dünya ticareti aslında bununla gerçekleşiyor. Evet, peki şimdi, dünya ticaretinin en fazla olduğu yola Kuzey Atlantik Deniz Yolu diyebiliriz. Kesinlikle deriz. Hemen göstereyim mi? Şuradan Batı Avrupa'yla arkadaşlar, şu ben çiziyorum kırmızıyla. Batı Avrupa'yla Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları arasında gerçekleşen ulaşıma... Dünyanın en yoğun deniz yolu ulaşımı diyebilirim. Neresi evet. burası? Kuzey Atlantik Deniz Yolu. Niye? Her iki bölgede gelişmiş. Sanayi var. Evet sanayi var. Nüfuslar. Evet nüfus çok fazla. Birbirine farklı ürünler üretiyorlar. Evet. Dolayısıyla o ona. Bunun içinde dünya deniz trafiğinin en yoğun olduğu yerdir burası. Kuzey evet. Atlantik yolu. Diğer yollar var mesela. Evet. Akdeniz, Asya, Avustralya deniz yolu. Yani şuradan giriyor. Akdeniz'den Asya'ya ulaşıyor. Şu yol bakın elimle niye gösteriyorum. Evet. Renk değiştirmemi ister misin Muratcığım? Tamamen başka bir renk almanı istiyorum. Sarı. Sarı evet. Evet. Çık abi şuradan, Akdeniz'den. Şuradan geldi. Süveyş'ten değil mi? Geç. Önce Süveyş'ten bir Asya'ya geldim. Git baba. Ondan sonra geldim şuraya.
Oradan bak Ozan Avustralya'ya ulaşıyor. Aynen şöyle gelebiliyorum. Evet. Aynen öyle. Bu da ikinci önemli, büyük evet. bir yol. Yani ikinci demeyelim de. Önemli yollardan bir tanesi. Aynen öyle. Şimdi Orta Doğu petrollerinin özellikle doğuya dağıtılması buradan oluyor. Bak yerini de göster. Şu bölge Orta Doğu petrollerinin değil mi? Evet. Çıktığı yer daha çok. Gürmüz Boğazı'nın olduğu evet. yer değil mi? Geçiyorum. Peki boğaz neydi? Boğaz doğal olandı. Evet. Kanal yapay olan. Yapay olandı. Mesela şimdi bizim kanal hangi? Yapay kanal. YouTube kanalı. Evet, biz farklı değil mi? Başka bir olay. Para arkadaşım çok paramız olursa biz de Emkare diye bir kanal açalım mı? Açalım. Nereye açalım biliyor musun? Nereye açalım? Çankırı'yla. Bizim koyuya. Biz de bir tane ırmağa geçirelim. Irmağa tamam. azalım. Pasifik aşırı deniz yolları var. Pasifik evet. aşırı ne demek? Pasifik nere? Pasifik aşırı. Pasifik büyük okyanusa biz Pasifik diyoruz. Ana iki tane var Muro. Kardeşim dünya şöyle yuvarlak ya bunlar birleşince. Biliyordum zaten seni denedim. Şimdi burada Avustralya ile Doğu Asya limanlarını kapsıyor. Evet. Bak, şu bölge. Şangay limanı alıyor. Değil mi? Evet. Bu Panama kanalıyla beraber önem arttı. Bak şu mavi çizgiyi çekin. Bak buradan hem Amerika'ya hem Avrupa'ya bu yoldan ulaşıyor. Aynen öyle. Demek ki Pasifik aşırı deniz yollarının önemini Panama kanalı arttırdı. Aynen öyle. Hangi kanalın önemini azalttı? Tabii ki Magellan Boğazı. Evet. Kanal dedim özür dilerim beni affedin. Evet dünyadaki önemli kanallar ve boğazlar. Tekrarlayalım arkadaşlar. Ben yerlerimi tek tek göstereyim tamam mı? Beni sen... biraz bahsedebilir miyim? Tamam sen Bering'den başlar mısın? Başlıyorum Bering'den. Bering nerede biliyor musun? Sibirya'yla. Doğru mu Muratcığım? Alaska'nın arasında. Alaska'nın arasında. Belki de dünyanın şu an en az kullanılan boğazı. Ama çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Çok önemli bir yere yaz. Şuraya yaz. Özellikle küresel iklim değişikliğiyle beraber. Kuzey denizindeki buzların erimesiyle evet. artık burada gemi yolculuğu mümkün hale geldi. Mümkün hale geldiği için artık burası da daha fazla kullanılmaya i̇şte, başladı. Daha işlek olmaya başladı. Rusya hatta ilk defa bu sene Kuzey denizinden bir rota açtı evet. oraya. Gelecekte dünyanın en işlek boğazlarından birisinin olması planlanıyor. Evet. Bening boğazının. Yani çünkü şu an küresel ısınma ne yapacak? Buzlar eritecek ve burası açılacak. Bir diğeri arkadaşlar güneye doğru iniyoruz. Evet. Panama kanalı bu işte 1700-1800 yıllarda Fransızlar başlıyor falan değil mi? 1900'lerde Amerika. Amerika tamamlıyor. Kuzey Amerika ile Güney Amerika birbirinden ayırıyor. Atlas okyanusuyla Büyük okyanus birbirine bağırıyor. Eskiden şöyleydi mesela. Atıyorum şurada olsam bile şu tarafa geçebilmek için şöyle yapmanız gerekiyordu arkadaşlar. Evet. Şöyle bir rota izlemeniz gerekiyordu. Mesela şuraya geleceksin. Evet. Ama Panama kanalının açılışa birlikte ne oldu? Bu şekilde gelmiş. Herhalde bir 10 bin kilometre kısalttı. 21 bin kilometre yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gibi bir tasarruf sağlamış oldu. Bu yüzden dünyanın en önemli ve en işlek kanallarından birisi. Zaten oldukça da pahalı bir kanal. Burada biliyorsun suların kaldırma kuvveti yasasını havuzlar var. Evet. Bütün kanallarda var aslında. Şeyde bununla ilgili YouTube'da bazı videolar var. İzleyebilirsiniz. Bir diğer arkadaşlar Magellan Boğazı. Bunu şu Magellan'dan Delcano vardı ya kankiler hani. Onu keşfediyor buraya. Filipinler'de zoparlıyorlar. Ben diyor işte sürekli diyor batıya doğru gidersem dünyanın diyor, yuvarlak olmasını kanıtlayacağım için diyor, geri diyor Portekiz'e dönerim diyor. Çıkıyor şu rotayı takip ediyor. Geliyor buraya. Ana diyor burada diyor bir tane boğaz varmış. Ucu diyor dolanmaya gerek yok. Buradan geçiyor. 300 kilometre kar alıyor. 300 kilometre kadar bir kar elde ediyor. Yani şuradan dolanmıyor da şöyle, şuradan geçiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Burayı da Magellan. O zaman Panama kanalı Magellan boğazının önemini azaltmış mıdır? Evet. Kesinlikle. Artık kullanılmıyor. Evet. Hadi geç Kiel'e geç. Kiel. Bu Kiel Danimarka ile Almanya arasında. Evet. Danimarka ile Almanya da birbirinden ayrılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Aynı zamanda. Ne yapıyor şuradaki? Elbe Nehri ile birlikte evet, kuruyor. Evet şöyle karşı direkt geçittiriyor. Şurada bir tabii ki işaretten dolayı göremiyoruz. Danimarka evet. var. Danimarka'nın güneyinden direkt karşıya geçittiriyor. Şöyle dolanmayı engelliyor. Evet şuradaki okyanustan giriyor. Elbe Nehri'ni kullanıyor. Elbe Nehri'nden buradaki Baltık Denizi'ni çıkartıyor. Aynen öyle. Bir diğeri Dover Boğazı. Bu İngiltere'de. Dover. Evet. Döver. Dover. Dover. İçer Dover mi? Dover Boğazı. Dover evet. Bu İngiltere ile Fransa arasında oldukça da işlek bir liman boğaz yine. Cebeli Tarık, Akdeniz'in girişi. Burası çok önemli zaten. Akdeniz'e bütün girişler buradan gerçekleşiyor. O yüzden dünyanın en işlek boğazlarından bir tanesi. Aynı zamanda hemen bunun çevresine de buranın kontrolünü sağlamak için bir tane ülke kurulmuş. He. Cebeli Tarık. Ülkenin adı da Cebeli Tarık. Bir şey söyleyebilir miyim? En son hatta milli maçta zor yenildik onlar öyle bir şeyler oluyordu. Adamlar kardeşim evet. boğazda, boğaz havasında yaşıyorlar. Ama ilk golleri falan bize attılar da öyle bir şey oluyordu. Hayatlarında. Yine gol yedik. Aynen Akdeniz'den öyle. Yine. Peki bir şey sorabilir miyim? Coğrafi keşiflerle o zaman Cebeli Tarık Boğazı'nın önemi azalmış mıdır? Hayır. Coğrafi keşiflerden sonra ama Akdeniz'in kullanımı azalıyor ya. Tamam doğru Cebeli ama. Cebeli Tarık da önemi azalıyor. Öyle mi? Ama daha sonradan Süveyş Kanalı açılınca Akdeniz limanları tekrardan Cebeli artıyor. Tarık'ta. Evet. Bir diğeri bu şu Babül Mendeb. Süveyş Kanalı'nı niye söylemiyor? Tamam söyle. Süveyş Kanalı'nı bu bir... Sokullu Mehmet Paşa projesi. Öyle değil mi ama? Daha sonrasında İngilizler bu kanalı açıyorlar. Şurada Kızıldeniz ile Akdeniz'i birleştiriyorlar. Birleştirmesiyle birlikte Murat Hocam dediği gibi Akdeniz
limanlarının önemi tekrardan artıyor. Yeniden evet. kullanılmaya başlıyor. Aktif hale getiriliyor. Tabii bunun bazı neticeleri de var. İşte Kızıldeniz'deki bazı balıkların Akdeniz'e gelip istila etmeleri gibi. Balon balığı. Yani aynı zamanda ekolojik etkileri de oluyor bu kanalların. Basit şeyler değiller bunlar. O yüzden oldukça önemli. Dünya ticaretinin önemli kanallarından bir tanesi dünya ticareti için. Hatta bir gemi hatırlıyorsam Muratçı. Evergreen. Evergreen mi? Hı-hı. Bu kaza yapmıştı. Kanal tıkadı. Dünya ticaretinde böyle bir sarsılma meydana geldi. Dolar evet. falan değer kaybetmeye başladı. Evet. Bir şeyler oldu. Kanalda yanlamaya çalışıyormuş kardeş. El frenini çekmiş yanlarken oraya takılmış. Tofaşçı mıymış? Evet. Sen tofaş şoförünü gelir de kaptan yaparsan. Öyle olur. Ha. Ondan sonra bir diğeri Korint kanalı. Bu çok kullanılan bir kanal değil. Yunanistan'ın güneyinde dar bir şey. Şu an daha çok böyle turizm amacıyla kullanılıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Dünyanın en önemli iki boğazından bir tanesi. Evet. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin tamamı sıcak denizler, ıcak denizlerinden buluşabilmek için buradan geçmeleri gerekiyor. Zorundalar. Ya 8 tane ülke vardı Karadeniz'de. Zorunda mıyım? Evet. Evet. Bu 8 ülkenin tamamı da dış dünyaya açıldıkları yer arkadaşlar deniz yoluyla olan tabii ki. İstanbul ve Çanakkale Boğazları. Bu yüzden oldukça önemli ve stratejik sevgili arkadaşlar. Şimdi gel Babilmendebe. Geldim Babilmendebe. Babilmendebe Kızıldeniz'in girişi aslında. Yani Arabistan'la Afrika arasındaki bölümü olan bölüm Babilmendebe. Aden Körfezi. Aynen öyle. Bir diğeri Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'na çok önemli bir detay vereceğim. Şurada Basra Körfezi var. Basra Körfezi'nin etrafında İran, Irak, Kuveyt ve şuradaki şu Bayeler. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan vesaire. Aynen öyle. Bunların hepsi çıkardıkları petrolü Hürmüz Boğazı vasıtasıyla dünyaya, dış dünyaya gönderiyorlar. Bu yüzden dünya petrol ticareti için Hürmüz Boğazı oldukça önemli ve değerli Muratçığım. Doğru mu? Hürmüz zaten böyle Farsça bir isim gibi İranlı evet. olduklarını hatırlasınlar. Aynen öyle. Bir diğeri Malakka. Malakka. Endonezya ile Malezya'nın arasında. Aynen arasında. Şuradan arkadaşlar. Singapur'dan geçiyor. Aynen. Güneydoğu Asya ticareti için oldukça önemli bir boğaz. Yani adamlar ne yapmıyor? Şurayı dolanmıyorlar da şöyle. Aynen öyle. Hani ite dalaşmıyorlar da çalıyı dolaşıyorlar. Aynen öyle. Dolaşmıyorlar, şurada ite dalaşıyor. Ümit Burnu var. Ümit Burnu Muratçığım biliyorsun. Bu neyle önemini yitirdi? Süveyş kanalı. Aynen öyle. Süveyş kanalının açılışıyla birlikte Ümit Burnu önemini kaybetti. Babilmendeb Boğazı önemini kazandı. Aynen, tekrardan. Aynen öyle. Ya bunlar zaten daha ilerleyen konularda var ama önemli bir konu olduğu için bunu birazcık detaylı anlattık. Evet. Evet. Buraları anlattık. Bahsettiğimiz zaten. Yerler zaten. Ha, Kanal İstanbul'dan bahsetsene biraz. Evet. Şimdi Kanal İstanbul. Şimdi şöyle görselimizi haritaya şöyle koyalım. Hı hı. İstanbul Boğazı'nın olduğu bölüm zaten şurası. Evet. Çok bir şey dikkatimi çekiyor. Çok girintili çıkıntılı. İstanbul yani, Boğazı mı? Evet, çok böyle dönüşleri var. Onun için buralarda gemilerin seyahati zor ve sürekli evet. kaza alıyor. Aynen öyle. Temel amaçlardan biri bu kazaları azaltmak. 2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam 300 yıllık bir yalıya çarpmıştı bir gemi. Hı hı. Yalıyı yıkmıştı, yerle yeksan eylemişti. Bu gemiye yalı yar diyebilir miyiz? yalı yarıp geçti. Yalı yık. Evet. Arkadaşlar geçmiş dönemde İstanbul Boğazı'nda petrol tankerleri de kaza yaptı ve petrol sızıntısı oldu. Dolayısıyla ekolojik açıdan buradaki canlılara ciddi zararlar verdi. Hem de çok yoğun bir trafik var. Aynı çok da yoğun bir trafik var. İşte ciddi kazalar oluyor. Para da yok. Evet, para da yok. Çünkü neydi? İstanbul Montrö Boğazı Sözleşmesi miydi? Onun gereğinden dolayı öyle bir para alamıyor. Sadece bir rehber veriyor. Zorunlu bir rehber. Ancak Kanal İstanbul baktığımızda evet ekolojik açıdan buradaki bataklık alanları, sulak alanları zarar veriyor olsa da aslında baktığımızda ülkenin geleceği açısından olumlu bir hamle gibi diyebiliriz. Evet. Ya mi? Şöyle düşünelim. Şimdi burası, bunu biz bilmeyiz. Evet. Biz nelere sebep olduğunu, işte Marmara Denizi'ndeki, işte Karadeniz'in altındaki o zehirli gazın Marmara'ya geçeceği söyleniyor. İşte İstanbul'un bir adaya dönüşeceği için özellikle Avrupa yakasının evet. yeraltı su kaynaklarının kesileceği söyleniyor. Çünkü kuzeyden geliyor yeraltı evet. sular. Bunlar araştırıp hani faydası zararını koyup ona göre yapılması gereken bir şey. Yani biz şimdi ne desek yalan olur evet. bizim açımızdan. Bizim gördüğümüz bu sadece. Aynen öyle. Biz ekonomik açıdan bakıyoruz. Evet. Tabii ki coğrafi açıdan da bakıyoruz. Tabii ki işte bu deprem tetikliyor diyenler var. Bunun depremle herhangi bir alakası yok. Tetiklemez. Oluşturacağı olumsuz davranışlardan bir tane. Tamam, kanalı yaptık. Okey. De çevresi nüfuslanacak buran. Yani bunun önüne geçilirse aslında çok daha fazla bir problemin olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Zaten Büyük İstanbul depreminin gerçekleşeceğini düşünecek olursak bizim İstanbul'da çevresini boşaltmamız lazım aslında bakarsanız. Çanakkale'ye gelsinler. Gelsin nereye? Çanakkale, Çorum'a gelsinler. Daha yok, güvenli. Daha güvenli. Kimse gelmiyor. Daha güvenli. Dolayısıyla bu açıdan evet olumsuz gibi görünebilir. Çılgın proje olarak adlandırılıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik demiryoluna. Al. Demiryoluna. Hı, yoruldu. Evet, biraz hemen çabuk demiryoluna. Şimdi demiryolu ne zaman ortaya çıktı? Demiryolu bak en eskisi kara, sonra deniz, sonra demir. Demiryolu sanayi devriminden sonra
Lan adamlar kurdu sanayi tesisini. Ben bu kadar ürettiği malzemeyi at arabasıyla mı götüreceğim dedi. Araba da yok çünkü. Evet. Daha dedi arabayı keşfedemek. Daha dedi 100 sene var dedi. Biz en iyisi dedi neyi keşfedelim? Treni. E trenin en üstünde gidecek. Demir yolu. Evet. Onu taşıyacak bir şey lazım. İlk demir yolu hattı 1830'da Manchester'la Liverpool arasında yapılıyor. Ve maden kömürü taşıyor. Pamuk. He. Demir. Neyse kömür. Artık. Her şeyi taşıyor. Sonra Avrupa'da yaygınlaşıyor. Sonra dünyada yaygınlaşıyor. Kara içinde bir kere de en fazla yük taşıyan budur. Evet. Onun için demir yolu bir ülkenin sanayileşmesi için çok önemli. Aynen öyle. Yani deniz yolu, denizlerde evet çok taşır ama her yer deniz kenarı değil. Aynen öyle. Liman yok. Ama onun için demir yolu bizim, çok önemli. Bizim bir marşımız var hatırla. 10. yıl marşı. Hı. Ne diyoruz? Demir ağlarla ördük ana yurdu dört başta. Niye? Önemli. Ülkenin kalkınması için buna ihtiyacı vardı çünkü. Evet. Şimdi demir yolları 1950'lerden sonra biraz önem kaybetmeye başladı. Evet. Yine sanayi için kullanılıyordu ama... insanların çoğu artık hizmet sektöründe çalıştığı için farklı şekillerde özellikle fabrikalar dünyanın her yerinde kurulabildiği aynen için artık önemli yitirdi. Ama hızlı tren bulununca tekrardan değeri attı. Şimdi hızlı trene kardeşim 5 dakika kala gidiyorsun biniyorsun değil mi? Hı. Buradan gidiyorsun İstanbul'a 4 saat sürüyor mesela Ankara'dan. Şimdi uçağa bineceksin. Buradan Esenboğa'ya gittin. 1 saat orada bekliyor. 1 saat orada bekliyorsun. 1 saat de buradan gidiyorsun oraya 2 saat. İniyorsun 1 saat yolculuk sürüyor 3. İstanbul zaten 4 saat sürüyor uçak. Aynen öyle. Ama mesela hızlı tren daha hızlı olsa 600 ile falan gitse. Aynen öyle. Bir saatte ulaşabilsen oraya. Daha gibi. Mantıklı. Daha avantajlı. Özellikle Avrupa'da falan şu anda hızlı tren yolu hatları tekrardan şey yaptı. Önemli kazandı. Ucuzluk açısından en ucuzu deniz yolu. Evet. Ondan sonra bu geliyor. Aynen öyle. İkinci sırada bu. Çünkü bir anda daha fazla yük taşıyabiliyor. Yani birim maliyeti düşüyor. Şeyi evet. Söyle. Dünyanın... Vostok Trans Sibirya yolunu evet. Söyleyelim mi? Vladivostok'tan Moskova'dan başlıyor bu. Ta Kamçatka Yarımadası'nın oraya kadar, doğuya büyük kadar. Büyük okyanusun oraya kadar gidiyor. Vladivostok. 22 bin kilometre yanlış hatırlamıyorsam. Kaç günde gidiyor lan? Bilmiyorum hiç sormadım. Bunun bir tane daha var buna benzer. Hmm. Kanada'da. Allah Allah adı ne? Ha kuzeye doğru giden mi? Aynen. Ta Amerika'dan başlıyor Alaska'ya gidiyor. Aynen öyle çok uzun. Evet. Hatta o da Kaliforniya'dan falan başlıyor. Neyle başlıyor ismi? Yanlış hatırlayamadım şu an. Hatırlayan arkadaşlar yazsın. Evet yazabilirler. Evet. Şimdi peki dünyada bunlar nerelerde gelişmiş? Tabii ki gelişmiş ülkeler. Aynen öyle. Japon, Japonya, ABD, Avrupa Batı Avrupa. Çin. Hindistan'da da gelişmiş. Hatta aynen. Üstüne biniyorlar. Çünkü mecbur etmişler. Çoğu. Onun için para veriyorlarmış biliyor musun? Üstüne binebilmek için. Allah Allah. Aynen parayı veriyorsun, bilet alıyorsun. Diyor ki bak diyor yer yok diyor içeride diyor. Üstüne gidelim diyor. İçerim. Ama diyor sana kalmış yok. Binemezsen karışmam diyor. He. Öyle bilet. Bir de para alıyorlar. Tabii bir de para alıyor. Öyle bir şey yok tabii. Trende ne güzel. Like bir şey olmuyor. Bozulmuyor ön tağım. Evet. Çok iyi değil mi? Şey sistemi gelişmemiş. Süspansiyon. Tangır tungur gidiyor. Evet. Şimdi hava yoluna geldik. En pahalısı bu. En pahalısı bu. En geç başlayanı bu. Bir boru hattı mı bu? Boru hattı buna göre sanki daha şey. Hani insanların taşınabildikleri arasında diyor. Ha insan taşıyanlar arasında evet insan taşıyanlar. Evet. Sivil havacılık ne zaman başladı? Ben bunu söyle. Sivil havacılık 1919'da Fransa'da başlıyor. Öyle mi? Olarak. Hı, evet. Tamam. İlk defa başlıyor. Ama tabii yoğunlaşması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Çünkü jumbo jetler çıkıyor. Daha önce hep askeri amaçlı. Zaten bütün teknolojiler askeri kullanılıyor. Amaçlı. Daha sonra sivile aktarılıyor. Yük de taşıyor, malzeme de taşıyor ama genelde değeri yüksek yükler. Evet. Yani çabuk bozulabilecek. Çünkü pahalı bu. İnsan çabuk mu bozuluyor? Çabuk bozuluyor. Parayı görünce bozuluyor. Evet, doğru. Evet. Allah'tan garibanlık da bozulmuyoruz. Şimdi. Keşke bozulsa. Evet ya. Bizim şansımız olsa ya. 1 milyar dolar bizi şu anda rahatlatır. Beni bozar. Bir çöre. Beni bozulurum. Arkadan, rahatlatır bizi. Arkamda kötü konuşabilirsiniz. Masajı da çok değerli. Parayı bunun hiç umurumda değil yani. Şimdi elektronik taşımacılıkta bu çok kullanılıyor. Ve doğu batı yönünde, kuzey güney yönünde genel olarak geniş ülkelerde. Evet. Sadece doğu batı değil. Geniş ülkelerde. İç hatlar da çok kullanılıyor. Mesela ABD'de çok fazla kullanılıyor. Evet. Almanya'da niye kullanılsın ki? Zaten küçük, ülke küçük. Yani uçağa bindim gittim diyene kadar çok söylüyor. ABD'de, Rusya'da, Kanada'da, hava yolları, Brezilya'da çok kullanılıyor. Zaten Avrupa ile Kuzey Amerika arası da en fazla yoğunluğun olduğu yer. Hava yolu. O zaman en pahalı diyebilir miyiz buna? Evet. En hızlı diyebilir miyiz? Evet. En güvenilir diyebilir miyiz? Evet. En güvenilir de bu. O zaman en pahalı, en hızlı, en güvenilir. Yeni İstanbul Havalimanı var biliyorsunuz. Üçüncü havalimanı. Evet. Sabiha Gökçen, Atatürk'ten sonra üçüncüsü. Evet, Yeşilköy'den sonra evet. Bu da üçüncü havalimanımız oldu. Bu da dünyadaki en büyük havalimanlardan biriydi ki tam biz yaparken Çinlileri yaptı en büyük oldu. Maalesef evet. Evet, biz geçtik. Bunun ama şöyle önemli bir özelliği var, bahset oradan. Ne? Bu havalimanının yapılış amaçlarından bir tanesi. O geçiş güzergahı. Ha, şimdi Türkiye, Avrupa ile Asya ve Afrika arasında üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı bölümde olduğu için uluslararası uçuşların birçoğu Türkiye üzerinden gerçekleşiyor. Bazen tam havadayken
Şey diyor ki pilot, kardeşim benim diyor, bir uykum geldi, bir dinlenme tesisine çek diyor. Ondan sonra... Çorba içelim şurada diyor. Bakıyor şöyle, nere var? İstanbul. İneyim diyor. Şurada diyor. Atatürk Havalimanı'na arıyor. Şurada diyor 50 lira veriyorlarmış diyor. Atatürk Havalimanı'na arıyor. Diyor ki biz diyor bir diyor inip bir çorba içeceğiz. Müsaade mi? Yok diyor. Bize diyor zaten diyor normal gelen adamlar diyor sığmıyor diyor. Gelmeyin diyor, inemezsiniz diyor. Ya diyor ama uykum yok diyor. Bunun üzerine bize ne yapıyoruz? Özellikle bu geçiş güzergahında iniş kalkış, işte yakıt ikmali, dinlenme. Evet. Gibi uluslararası uçuşlarda işte o mesafe satmak için falan. Üçüncü havalimanını inşa ediyor. Aslında asıl yapılış amacı bu. Evet. Evet. Bir de son olarak boru hatları var. Boru hatları da özellikle enerji taşımacılığında kullanılıyor. İnsan taşındığını ben görmedim. Sen gördün mü? Yok hiç gördüm. Ben de görmedim. Şimdi bunlar petrol, doğalgaz gibi sıvı yakıtların taşınmasında kullanılıyor. Evet. İlk olarak Amerika'da kullanıldı, ABD'de kullanıldı. Türkiye'de de yoğun olarak boru hatları görüyoruz. Evet. Çünkü havzaların tam ortasında. Aynen. Türkiye aslına bakarsanız bir enerji koridoru. Evet, bravo. Bunu çok güzel söyledin. Evet, bir enerji koridoru. Ulaştık. Ulaştık. Hedef ulaştık. Bitti Muratçım. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi, zili açmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayınız. Bak şurada mıydı? Nerede Murat? Şurada. Şurada. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.